Hemen. Bir yufka görüyorum çünkü. Bohça böreği yapacağız, evet. Ben yine sabah bahçeden naneler aldım bu sefer. Ay. Taze naneler. Ne güzel ya. Şimdi evet, malzemelerini bu... önce tek tek bir sayar hemen mısın? Hemen sayalım. Burada 200 gram lor var. Bir yarım yemek kaşığı tereyağı var. Karabiberim var, tuzum var. Yufkanın üstüne sürmek için yağ ve suyum var. Sadece taze soğanın yeşil yaprakları var. Taze nanem var. Bir tane kapya biberim var, küçük doğranmış. Bir yumurtam var yine sürmek için dışına yufkanın. Bir de çörek otum var. Çörek otuyla da süsleyeceğiz bunlar. Şekil verirken onlar da evet onları bohça börek yapacağım için şişlere geçireceğim bohça börekleri. Harika. Evet. Şimdi hazır yufkalarımız yapalım. Var. Hazır yufka ile hazırlayabildiğimiz. Hazır yufka ile evet. Güzel bir börek yapalım. Şöyle lorumuzu koyalım. İç harcımızı hazırlıyoruz önce. Evet, ben kaşar loru tercih ediyorum. Daha lezzetli oluyor. Güzel olur. Evet. Güzel bir lor lezzete de tabii etkiliyor. Bu arada bunun altını yaktım. Kullanmadan önce hemen almak lazım. Çünkü hemen bir gidiyor. İki gün dolapta durursa o unutun onu. Aynen. Kıyan olmasın. Aynen. Şöyle yapalım. Bu tereyağını. Evet, bu tereyağını kapya biberi soteleyeceğim. Onun için aldım. Şöyle yapalım. Ocağımızı açtık değil mi? Açtım, açtık. Evet. Evet, hatta cızırdamaya başladı bile. O kapya biberlerin üzerine taze soğanı da öldürecek misin biraz? Öldürmeyeceğim. Zaten onun için yeşil yaprağı seçtik. O yüzden sadece yeşil yaprak. Bazen hani taze soğan lezzetini istiyorsunuz ama hani beyaz kısmı biraz daha sert ya. Hani o taraflar hem taze yeşil yapraklar hem taze soğanın lezzetini veriyor hem de biraz daha yumuşatıyor tadını. Zaten bir taze soğanın yeşil kısmının C vitamini oranı beyaz kısmına ya, göre daha evet, kuvvetlidir. Evet çok daha kuvvetliymiş. Kimi insan sadece beyazını yer yeşili çok önemsemez ama besini daha yüksektir bilginiz olsun. Bu arada demir hindi şerbeti için şey diyorlar bağırsak sistemine, şişkinliğe, hazımsızlığa. O yüzden iftar sofralarında hem sahurda hem de iftarda çok güzel olabilir. İyi bir alternatif olabilir. Evet. Bir de mesela meşrubat yerine onu kullanırsak ne kadar güzel olur yani. Artık zaten bunu konuşmak bile evet, değil mi? Değil mi? Evet. Artık o kadar bilgilendik olmamız. Ki değil evet. mi? Biliyoruz. Öyle. Beslenme uzmanım gelecek efendim. Kitap çıkardı. Bugün yine konular çok güzel. Evet. Birazdan bizlerle olacak. Özlem Çıtak. Simge Çıtak pardon. Öyle mi? Evet. Kitabı da burada. Kitabı var değil mi? Nefs ben de gördüm diyeti. Onu. Yeni bir zayıflama yöntemi, nefs diyetini konuşacağız birazdan. Ay çok güzel. Şimdi. Güzel. Hafifle diyor. Nasıl acaba? Evet. Ne aradın? Lorumu aradım. Lorum burada. Göremedim bir anda. Kaybettim lorumu. Evet şimdi şöyle yapalım. Şimdi taze naneyi de şurada hemen doğrayayım ben. Evet. Nanesini, yufkayı biraz önden açtım. Biraz da yağını boş kalmayalım istiyorum. Diye zaman değerlendirdin sen. Aynen. Biraz da istedim ki şey olsun. Yağını birazcık çeksin. Güzelce. Bu taze nane de çok güzel bir lezzet veriyor. Lorlu böreğe. Çok yakışıyor. Çok yakışıyor evet. Geçen lebeni yaptık ya buğdaylı, yoğurtlu, haşlanmış nohutlu. Bol nane. Ya evet. Ya çok yakışıyor. Çok güzel oluyor. Bir de öyle bir kokusu var ki nanenin. Aroması. Hani evet çok keskin, çok güzel. Bir de iştah kesermiş nane. Evet. Biliyor musunuz? Bir de dereotu. Bir de dereotu. Evet. Evet bu taze soğanı koyduk. Şimdi biraz karabiberimizi ekleyelim. Baharatlarla lezzetlendiriyoruz. Evet. Biraz da tuzumuzu ekleyelim. Lor tuzsuzdur biliyorsunuz. Evet. O yüzden ona tuz olabilir. Şimdi evet karıştıralım. Biberimizi bu da atacağız. Oldu. Biberimiz de oldu. Hemen koyalım biberimizi de. Yanar mısın aşkım? Yanabilirim. O yüzden ben şunu alayım. Ha, onu al ya da. Aha, evet. Evet. Artık mutfak tanıdık oldu. Senin mutfak. Benim mutfak oldu. Mutfağın sahibi kendi mutfağımdan da. Evet öyle hissetmek ne kadar güzel. Tabii. Ben birlikte yemek yapmayı da çok seviyorum. Yani o zaman anlamıyorsunuz. Vakit geçiyor, zaman geçiyor nasıl olduğunu. Bir şeyler paylaşarak yemek yapmak çok zevkli. Çok keyifli. O yüzden mesela ben o eski evleri hani böyle kayınannelerle, annelerle yaşanan evlerde ne güzel imece usulü herkes her şeyi yaparmış evet. aslında. Güzelce evet. karıştırdık. Evet böyle lezzeti birbirine geçsin istiyorum. Renkli oldu. Renkli oldu değil mi? Kırmızılar, yeşiller. Kırmızı biber çok güzel oluyor evet. Şimdi şöyle bir tane burada bardağımız vardı. Ben de o herhalde onu unutuldu diye. Hayır şöyle bir şey yaptık.
bohça için bir tane böyle alıyorum. Evet. Göstereceğim şimdi. Hemen bir tane de yanından bir tane de böyle alalım. Tamam. Şimdi bir tanesini göstereyim, sonra devam edeceğim zaten. Evet, bunu güzelce. İki kat üst üste. Evet. Yağlı suyu karıştırdım bir kasede. Evet, evet, evet. Onu koyuyorum zaten. Bir tane de şiş alacağım elime. Bir tane tatlı kaşığı alayım, daha rahat alayım. Evet. Bir saniye aşkım. Tamam. Harika, teşekkür ederim. Şöyle buraya lorumuzu koyduk. Biraz daha koyalım. O kadar şık bir börek oluyor ki bu. Şimdi yumurta sarısı ve susam da süreceğiz tabii evet, ki. Evet, şey, çörek otu süreceğiz. Şimdi böyle minik 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 bohça haline getiriyoruz bunu. Evet, şu bohçayı da, şunun sivri tarafı var. Sivri tarafı da bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle geçiriyoruz. Ve size bohça oluyor böyle. Şimdi mesela bunu bu şekilde ileriye itip ikinci, üçüncü böyle dört tane yapacağım zaten. O şekilde evet, mi yapacaksın? Evet. Tamam. Böyle dört tane yan yana bohçası olacak. Şeyi hatırladım. Bu çok şişlerle yapıyoruz ya, bunu kıymalısını evet, yapıp yan yana dizip sonra fırına verip çıkarıp üzerine yoğurt yalancı mantığı. Ya olur mu? Çok evet, güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim, ben bunu tatlısını da yapıyorum. Biliyor musunuz? O da neden çok güzel oluyor. Cevizli fındık koyup. İçine evet, cevizli tarçını koyup. Şerbeti işte, dökün. Böyle. Seven olunca değil mi mutfağa hemen çıkıyor bir şeyler. Dün mesela evde çok komik incir reçeli yaptım. Taze aynen, incir sever misiniz? Severim. Bir de ev bir güzel koktu. O incir reçelini yaptım. Sonra dedim ki bu incir reçeli böyle şekerleme gibi oldu. Kıtır ne yapılır dedim. Içinde. Ondan mesela muffin yapılır. Çok güzel evet, olur içine. Onu yaptım falan. Dün böyle devamlı dün yemek düşününce. Evet, başka şey düşünemiyorum ben artık. Öyle tabii ama. Evet. Ne yapsak farklı, değişik diye. Menü, evet, mesleğim gereği sonuçta menüm de on. Hani değişik tabii, şeyler de denemem gerekiyor. O yüzden böyle araştırıyorsun, mutfak, takip ediyorsun. Mutfak benim için terapi. Giriyorum oradan. Unutun beni. Her şeyi unutuyorum. Evet, beni de unutuyorlar. Ben de kendimi unutuyorum. Bana seslenmeyin. Şöyle, evet. Şöyle, şöyle, pişerken şöyle, dağılmıyor. Aklınıza asla dağılmıyor. Gelirse. Bakın böyle. Gördünüz mü ne gerçek oluyor? Harikasın. Ve bunu dediğiniz gibi yalancı mantı da yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Hadi biraz daha yapalım. Yapalım. Sonra onu, tepsimiz hazır sanırım. Evet, yumurtasını süreceğiz. Aa, fırını da yakabilir misiniz? Tabii, üsttekini var mi hayatım hazırladın? Alt üst yapalım. Ben... Yok yok, yağlı kağıt kullanacak daha mısın? Daha koymadık onu, yağlı kağıt. Kullanacağım. Alttakini alalım, tamam. Hop. Ben sana açıyorum bir taraftan. Teşekkür ısınsın, ederim. 180 yeterli. Evet. Derece olarak. Ben onu böyle hafif hafif bir iç olsun istedim. Gerçekten bu iç çok lezzetli oluyor. Yani deneyenler böyle yazın bir alternatif arayanlar için lorlu iç gerçekten çok lezzetli. Bu tek kat değil mi? Dediğiniz gibi. Evet. Tek kat tek kat. Tek kat. Ama tabii serdik ki tek kat yufkayı serdik. İçinden yuvarlakları oluşturduk. Ama iki kat üst üste bohçayı yaptık. Devam ediyorum. Hepsi bohçamı dörder, kaptım geldim. Şişler, evet. Evet. Bereketli. Evet evet çok çıkıyor ya. Hakikaten öyle. Bir sürü güzel böreğiniz olacak. Tek lokmalık börekler bunlar. Evet. Şey bir tarafına da çörek otu ve onu da göstereceğim size. Tepsiyi yağlayacak mısın? Yağlı kağıt mı? Yağlı kağıt koyarsam evet, yeterli. O gerçekten işe yarıyor. Dur bakayım yağlı kağıdım. Tamam. Aşağıda olması lazım. Evet. Şimdi güzeldi. Yine böyle. Biraz örgüye benzedi bu. Evet. Şimdi hemen de yumurtayı sarısını da sürelim. İşte bu kadar. Ben, harika. Yumurta sarısı, öyle, çörek otu. Sonra verin fırına. Verin fırına çıtır, harika çıtır, börekler. Çıtır çıtır lezzet. Şimdi güzelce hemen onu da süreyim, onu da göstereyim. Sonra zaten ben burada devamlı yapacağım. Harikasın. Şöyle bir tarafına, böyle bir tarafına. Buraya da yapalım. Sonra da şöyle çörek otlarını yapıştıracağız. Yapıştıracağım, evet. Dokundur. Aynen. Zaten hemen yapışıyor. Böylece çörek otu da yemiş oluyoruz.
Evet, buyurun efendim, böyle. Harikasın, ellerine şişe sağlık. Şişe dizdik. Çok güzel. Efendim, bohça börekler bir taraftan hazırlanırken Özgeciğim tarafından. İftar masası hazırladık, geçelim o tarafa doğru. Hadi. Gel Özgeciğim. Güzel güzel lezzetler, lavanta kokularından birden yemek geçilmiyor. Kokuları. Hakikaten ablacığım, lütfen. Ooo, bu nasıl bir şey böyle? Demin hindi şerbetini de çok güzel servis evet, etsin lütfen diyor. Evet, şerbeti de yaptık. Ramazan pidemiz, duvaklı pilavımız. Çok güzel görünüyor. Demin hindi şerbetimiz, bohça böreğimiz. Evet. Ay, elma tatlısı. Bir de elma tatlısı var. Ellerine soğuk çorbamız da var. Buğdaylı. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Bol bereketli olsun. Sibel ablacığım, ellerine sağlık. Tek kısmını. Bitmek devam ediyorsun. Şey az bir şey kaldı. Gerçekten bunu da bitirdi. Diğerlerinin yanına bir tane daha hazır burada. Çok elimizde çok güzel bir şapka, tüm detaylarını şablonunu da yazdı. Onu da paylaşacağız. Belirtmek isterim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim Ezgi'ciğim. Ve bugünkü programın sonuna geldik. Yarın tekrar buradayız. Birbirinden güzel konuklarımla beraber elbette. Yarın görüşünceye dek efendim. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.